Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın finansal desteğiyle SGDD ASAM tarafından yürütülmekte olan Türkiye'de yaşayan sığınmacıların psikolojik sağlık ve psikolojik destek farkındalığını artırma projesi kapsamında İzmir'de bir çalıştay ve panel gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinlikte katılımcılar ile psikolojik sağlık alanında sığınmacıların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Çalıştay da aslında bizim farkındalık çalışmalarımızın son ayağını oluşturuyor. 2 gün boyunca sürecek bu etkinliğimiz. Bu 2 gün boyunca öncelikle biz sığınmacılarla psikolojik sağlık alanında çalışan kurumları ve kuruluşları bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Burada da yine özellikle ihtiyaç analizi raporumuzda ortaya çıkan psikolojik sağlık sorunlarını onlarla birlikte ele almak, onların çözüm önerilerini de duymak istiyoruz. 2. gün yapacağımız panelde ise hem kamu kurumlarının sunumları gerçekleşecek. Kendilerinin sığınmacılara yönelik yaptıkları psikolojik sağlık faaliyetlerini duyma şansına erişeceğiz. Hem de yine sığınmacıların katkılarıyla da oluşan bir sığınmacıların kendileri yaptığı bir sunum olacak. Ve 2 günlük çalışmamızın sonucunda da aslında çözüm önerileri toparlayarak ihtiyaç analizi raporumuza da ekleyeceğiz. Öncelikle onları bu şekilde bir alan açıldığı için çok mutlu oldum. Bu etkinliğe katılmış olmak da beni açıkçası çok mutlu etti. Dün bir sunum dinledim, bir ihtiyaç analizi üzerine yapılmış çok güzel değerlenmiş bilgilerden oluşan çok kıymetli bence hem alan için hem akademik anlamda. Bugün de burada yani sığınmacılara yer verilmiş olması, onların deneyimlerinin dinlenmesi ve bizim aslında onlara böyle bir ortamda dokunabiliyor olmamız için bir alan açılmış olmasına çok memnun oldum. Biz zaten sığınmacılarla çalışıyoruz. Benim her günüm aslında onlarla iç içe geçiyor. Ben bireysel görüşmeler, grup görüşmeleri, eğitim seansları düzenliyorum. Ancak bu tarz platformlarda da yer alıyor olmaları, bu tarz platformlarda kendi seslerini duyurabilecekleri bir alana sahip olmaları çok güzel bir şeydi bence. Burada hepimiz açısından da onların deneyimlerini dinlemek, onların seslerini duymak, onlarla temas halinde olmak çok hoştu. Böyle bir alan sağlandığı için de çok teşekkür ederim. Bugün de psikolojik sağlıkla ilgili olarak Ege bölgesi içerisindeki 3 farklı proje kapsamında yaptığımız çeşitli faaliyetler üzerinde durduk. Bu projeler kapsamında Alfarak bünyesinde, sağ ofiste ve engellerle ilgili çalışan RVD ofis kapsamındaki çalışmalarımızı aktardık. Aynı zamanda diğer kamu kurum ve kuruluşlarla sağladığımız işbirlikleri ya da diğer kurumlar, diğer sivil toplum kuruluşları tarafından sunulan hizmetleri öğrenerek çeşitli bu konuya dair çözüm önerileri üretme şansı elde ettik. Burada yer aldık. Için çok mutluyum. Bugün açıkçası yaşadığım bir tecrübeden bahsettim. Çok zorluk yaşadığım ve hala zorluklar yaşıyor olduğum için eskisinden daha fazla pratik yapıp olumlu düşünmeye ve problemlerime olumlu çözümler bulmaya başladım. Ve zamanla eskiye göre daha hızlı çözümler bulabiliyorum. Tabii ki psikolojik, sosyal ve manevi destek bu süreçte bana çok yardımcı oldu. Ki çok önemli ve faydalı bir destek. Normal hayatımızda uygulayabilirsek çok önemli olduğu için herkesin psikolojik destek kurslarına ve oturumlarına katılmasını ve sabırla dinlemesini diliyorum. Meslek ve akademik aşamalarında her yaşa, her gruba çok faydalı bir destek ve ona ihtiyacımız olduğu için her alanda uygulanmasını temenni ederim. Bu nedenle bu kurslara katılmaya ve kendimi daha da geliştirmek için çalışmaya devam ediyorum.